Gel konuşalım'a hoş geldiniz. Gel konuşalım'ın bu akşamki konuğu akademisyen Harun Ercan. Sayın Ercan'la siyasetin sosyolojisini konuşacağız. Tabii ki seçim sonuçları ve önümüzdeki dönemle birlikte. Sayın Harun Ercan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Rıza Hanım, hoş bulduk. Merhaba. Şimdi 14 Mayıs, 28 Mayıs Türkiye bu seçim sürecinden çıktı. Tartışmalar devam ediyor. Daha çok muhalefet partilerinde bir hesaplaşma, öz eleştiri mekanizması işletiliyor. Örneğin HDP ve Yeşil Sol Parti'de. CHP'de durum biraz daha karışık. Kemal Kılıçdaroğlu kalmalı mı, gitmeli mi tartışmaları sürüyor. Aman da yerine kim gelecek, bir taht kavgası görüntüsü veren durumlar söz konusu. Ama biz öncelikle 14 Mayıs seçimlerini konuşalım isterim. Çünkü meclisin yapısı o 14 Mayıs seçimlerinde açığa çıktı. HDP, Yeşil Sol Parti en başından beri Emek ve Özgürlük İttifakı dediler ki biz aday çıkarmayacağız, bizim adayımız Millet İttifakı'nın ortak adayıdır. Biz Erdoğan'ın gitmesi için elimizden geleni yapacağız ve bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Millet İttifakı size göre bu fedakarlığı anlayabildi mi, buna yanıt olabildi mi? Bunu söylemek zor. En başından yani hatırlayalım hemen. Yani ikinci turun bitmesinden hemen sonra yani muhalif olduğunu düşündüğümüz kanallardaki yorumculara baktığımızda çok hızlı bir şekilde işte Kürtler seçime yeterince katılmadığı için aslında seçimi kaybetti, Erdoğan kazandıya benzer çok yorumlar duyduk. Yani bu aslında Türkiye'deki uzun zamandır var olan hani ne yazık ki muhalefete de fazlasıyla sirayet etmiş olan yapısal ırkçılık olgusuyla açıklanabilir. Yani Kürtlerin siyasi iradesine yani örneğin 2019'u yeterince aslında hak ettiği değeri vermeyen bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Örneğin 2019'da kazanılan yerel seçimlerde İstanbul Belediyesi'ni düşünelim, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir'i düşünelim. Buralarda yani Kürtlerin verdiği oylar özellikle İstanbul'da seçimlerin kazanılmasına çok belirleyici oldu. Ama sonraki sürece baktığımızda sanki bu hiç olmamış gibi konuşulan bir süreçle aslında yaşadık. Hatta yani bu, İYİ Parti kendine pay çıkardı. Aynen, sanki İYİ Parti'nin desteğiyle sadece kazanılmış gibi. Yani bu herhangi bir elbette yani bir başarıdan kimin nasıl pay çıkarmaya çalıştığı da yani siyasetin bir unsuru, kaçınılmaz bir unsuru. Burada belki şöyle yaklaşmak daha doğru olabilir. Yani seçim sürecinde çok önemli stratejik hatalar yaptı muhalefet. Yani ben bu şimdi ne yazık ki sadece adaylık tartışmasına, yanlış aday mıydı tartışmasına sıkıştırılmış bir konu. Ama ben bunun daha geniş bir bağlamda değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de şunu tespit ederek başlamak lazım. Yani kim kazandı seçim ve kim kaybetti diye düşündüğümüzde yani militarist Türklük Sözleşmesi'nin aslında ben kazandığını düşünüyorum. Bu ne anlama geliyor? Sadece AKP, MHP ve devlet içerisindeki yani militarist savaş yanlısı bürokrasinin kazandığını anlamına gelmiyor. Aynı zamanda aslında bu ittifaka alternatif olabilecek muhalif siyasi partilerin de bir nevi kendince kazandığını anlamına geliyor. Örneğin Ata İttifakı'nı düşünelim, oradaki milliyetçi bloğu. Onlar aslında bir yandan seçimden 3 ay önce Emek ve Özgürlük İttifakı esas 3. yol stratejisiyle seçimi başkanlığı kimin kazanacağını belirleyecek aktör iken birinci turun hemen sonrasında kendisini kilit anahtar konumuna taşımış olan aktörün Ata İttifakı olduğuna dair genel bir kanı herkeste özellikle muhalefette peyda oldu. Buradan düşündüğümüzde yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yeni süreçte üzerine çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Ama bunu yaparken de kuşkusuz yani tüm muhalefet partilerinin bence şuna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani üzerine uzun uzun tekrardan konuşabiliriz neden bu stratejik hatalar yapıldı ama şu noktada özellikle bir şekilde hani hem CHP içerisinde hem işte Kürt hareketinin izlemesi gereken siyasiyat üzerine yani özellikle çeperlerde bulunan çok fazla insan muhalefete şekil verme anlamında muhalefetin izleyeceği rotaya şekil vermek adına bence çok manipülatif yorumlar ve yaklaşımlar geliştiriyorlar. Örneğin mesela işte tekrardan işte Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinden seçimin kaybedildiği söylemi tekrardan geliştirmeye çalışılıyor. Diğer tarafta hiç konuşulmuyor bile. Bununla beraber hani Kürt hareketinin yeterince sağcı
bir yaklaşım ortaya koymadığı için aslında HDP'nin oy oranlarının Yeşil Sol'un düştüğünü iddia eden bir yaklaşım var. Bunların bence şöyle şöyle bir ne yazık ki şöyle bir sonucu var şu anda gerçekleşen son 3 hafta içerisinde. Yapılması gereken esas tartışmaları yapılmasını aslında engelleyen bir fonksiyonları var. Yani HDP'nin elbette uzun uzun konuşabiliriz. Son 6 ay içerisinde özellikle verdiği stratejik kararlar oldu ve bunların yeterince doğru olmadığı aslında ortaya çıktı. Bunun üzerine mesela çok geniş ve kapsamlı öz eleştiri de barındıran tartışmalar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu tip içinde geçerli, muhalif özgürlük, emek ve özgürlük ittifakının diğer bileşeni olarak. Diğer taraftan CHP için de geçerli. Yani neden biz başarısız olduk sorusunun cevabı aslında, yani birkaç tane cevabı var. Bunlardan bence en önemlisi, yani Türkiye'deki yani üç bağlamda değerlendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir konsensüs olmadığı için muhalefet şu anda çok yani daha da fazla yara alabilir durumda, daha fazla manipüle edebilir durumda. En birinci sebebi bence devletin ve devlet kurumlarının doğru okunamamış olması muhalefet tarafından. Çünkü şöyle düşünelim, yani 7 senelik bir otoriterleşme süreci var. Bunun içerisinde Kürt bölgesinde, Kürt illerinde yürütülen yani kent savaşları var. O dönemden itibaren gelişen bir savaş bürokrasisi var. Bu bürokrasi sürekli aktif bir şekilde Türkiye'de sınır aşırı, hem Türkiye içerisinde durmadan operasyonlar yapıyor. Sürekli Irak'ta, sürekli Suriye'de, yeri geldiğinde işte Ermenistan'da, yeri geldiğinde Libya'da ve bu hani devlet bu son 7 sene içerisinde çok önemli bir kurumsal değişim dönüşümü geçirdi. Örneğin istihbarat teşkilatı hiç olmadığı kadar tarihinde önemli bir pozisyona aslında gelmiş durumda. Operasyonel hale geldi bir de. Aynen, normalde hani birçok aslında demokratik modern devlette tırnak içerisinde yıllar içerisinde edinmiş bir tecrübe vardır. İstihbarat toplayan kurum ile bu istihbarat üzerinden harekete geçip işte kanunlar çerçevesinde operasyon yapan ekipler farklıdır. Yani bunun olmasının ve bunun bu liberal devlet anlayışında bunun böyle olmasının bir mantığı var. Çünkü böyle olmadığında süreç içerisinde otonomlaşan, özelleşen, kendi içerisinde devlet içerisinde gruplaşmalar ve klikler oluşturan ekipler ortaya çıkar. Bunu engellemek için aslında ortaya konmuş bir yaklaşımdır bu. Bu ortadan kalktı Türkiye'de son 7 sene içerisinde. Bu devletin dönüşümünü yeterince okuyamamanın başka bir sonucu da şu. Yani muhalefet yeterince aslında seçim güvenliğini gündemine almadı. Bunu da ancak yani halkı ve daha iyi örgütleyerek yapabilir ve buna çok hazır bir kitleden bahsediyoruz. Her partinin seçmeninde neredeyse. Yani bir CHP'ye oy vereceğini, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açık bir şekilde söyleyen bir sürü insan aslında sadece müşahit olmak için değil, her anlamda yani veri toplanması, bunun hızlı bir şekilde analiz edilmesi için her türlü desteği sunabileceğini söylediler. Yani bunu kapsayıcı bir siyasi parti, bunu halkın katılımcı olma isteğini örgütleyebilen bir yaklaşım mı CHP ortaya koyamadı. Bence seçimin kaybedilmiş olmasında önemli bir etken. Şaibeli bir seçimler oldu. Şaibenin oranı konusunda emin değiliz. Ne yazık ki bunun için çalışmalar yapılması gerekiyor. Adı üstünde şaibe. Yani biz nasıl emin olabiliriz ki? Ancak iktidar bilebilir bu şaibenin boyutunu. Tam da ben bunu soracaktım. Bu kadar şaibeli bir seçim. Muhalefet hiç bundan bahsetmeden biz yenildik, biz kaybettik dediğinde aslında bunu dediğinde kaybetmiyor mu, yenilmiyor mu size göre? Yani bunun aksi bir politika izleyecekseniz atmanız gereken başka adımlar var. Hatırlayalım mesela, hani belki daha karşılaştırmalı düşünmek faydalı da olabilir. 2019 İstanbul seçimlerinin sonuçlarını iktidar kabul etmedi, seçimi kaybetmiş olmasına rağmen. Orada nasıl kazandı diye hatırlayalım. Yani Kaftancıoğlu ve İmamoğlu aslında halkı da arkasına alarak önemli bir toplumsal muhalefet örgütlenmesi örneği de göstererek sandıklara sahip çıkmak için sürekli ve etkili çağrılarda bulunarak örgütlü güç ile aslında İstanbul seçimleri tekrardan geri alındı. Ve otoriter rejimlerin önemli özelliklerinden bir tanesi şu, yani seçim sonuçlarını böyle herkese sorulmuş ve sonucunda da böyle sağlıklı bir anket sonucunda elde edilmiş sonuçlar gibi görmek bence çok yanlış. Çünkü yani oy dediğiniz şey özünde yani siyasi bir desteğin, tavrın bir hukuki nitelik kazanması anlamına geliyor. Ama bunun hani bir kampanya süreci var, bunun seçim günü var, seçim gününün gecesi var aynı zamanda. Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde
yansıtılmasını sağlayabilmek adına. Bunların hepsi aslında baktığınızda örgütlü güç olmadan, toplumsal anlamda halktan destek almadan başarılması çok mümkün olmayan süreçler otoriter rejimlerde. Şimdi Türkiye'deki seçimleri sanki böyle hani İsveç'te, İsviçre'de yapılıyormuş gibi konuşmak da gerçekten hani birçok yani oy verenlerin, bu sürece emek harcamış olan birçok muhalifin de gerçekten emeğine ve aklına da biraz hakaret anlamına geliyor bir noktadan sonra. O yüzden hani şaibenin boyutunu belki hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama bu şaibeyi engellemenin imkanı var mıydı? Bence vardı. Bu da halkın sadece CHP değil, burada hani HDP içerisinde geçerli bu. Tip içinde geçerli, muhalefetteki bütün partiler için geçerli. Bu örgütlülüğü sağlamaktan geçirdi ve bunu başaramadılar. Seçimin kaybedilmesinin bence önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani diğer bir sebebi de yani Türkiye'deki yapısal ırkçılık konusunu doğru okuyamamış olmak. Şimdi oraya bir geleceğim. Orayla ilgili özel sormak istiyorum. Dediniz ki militarist Türkçülük sözleşmesiydi. Nasıldı bu? Mesela Türkiye'de ekonomik kriz bu haldeyken, yoksulluk artmışken, açlık artmışken aslında bunun da o militarist Türklük sözleşmesiyle bir ilgisi varken biz bunların hiçbirini konuşamadık. Çünkü iktidar, AKP, MHP iktidarı aldı muhalefete bir sınır çizdi, düzen içi muhalefete, HDP'yi ayrı tutarak söylüyorum. Millet İttifakı'na bir sınır çizdi. Dedi ki bunları PKK destekliyor, bunlar Kürtlerden destek alıp iktidara gelecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Ve bütün seçim propagandasını bunun üzerine kurdu. Muhalefet ne yaptı bunun karşılığında? Ondan daha militarist olacağının garantisini vermeye çalıştı. Ondan daha milliyetçi olacağının garantisini vermeye çalıştı. Ondan daha Kürt karşıtı olacağının garantisini vermeye çalıştı. Ve tabii ki aslı varken de suretini kimse istemezdi. Burada muhalefetin, düzen içi muhalefetin iktidarın çizdiği sınırlar içinde siyaset yapması gördüğümüz gibi de kazandırmadı. Niye bunu tercih ettiler? Bunun tabii ki yani sadece son sadece birkaç ay seçime birkaç ay kaldığı noktada Kürt hareketine, Kürt meselesine dair yaklaşımın aslında seçmenin birçoğunda ne olduğu tam da anlaşılmayacak bir çerçevede gerçekleştirilmiş olması bence temel sorunlardan bir tanesiydi. Yani orada aslında AKP genel anlamda muhalefeti şuna zorladı. Yani eğer Kürt meselesi konusunda gerçek anlamda demokratik bir çıkış yapmayı düşünüyorsanız bunu açık bir şekilde ifade edin. Ve biz de onun üzerinden hani size rahatlıkla zaten yaptığımız ve her seçimde ısrarla yapmaya devam ettiğimiz terör söylemi üzerinden tüm muhalefeti ötekileştirelim, kriminalleştirelim, halkın gözünde kabul edilemez bir noktaya özellikle kararsız seçmenin gözünde itelim noktasındaydılar. Yani burada ne yazık ki yani, yani muhalefetin ta yani 2016'nın sonunda anayasaya aykırı olmasına rağmen HDP'li vekillerin tutuklanmasının önünü açan değişikliğe evet diyen CHP'den itibaren düşündüğümüzde şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık hep. Hükümet her seçimde aslında yani sadece bu seçimde çok konuşuldu ama bak geri dönüp baktığınızda yani 2019 yerel seçimlerinde de yani öncesindeki referandum ve seçimlerde de bu terör üzerinden, terörizm üzerinden Kürt hareketiyle olası ittifak muhalefet yaptığında da yapmadığında da muhalefeti bunun üzerinden suçlayan yani sadece yani PKK üzerinden değil FETÖ'yü de bu işin içine katarak hatta yani kokteyl terör kavramını mesela 2016'da ortaya atmıştı zamanında başbakan olan Davutoğlu. Yani o zamandan itibaren aslında iktidarın en önemli bileşenlerinden bir tanesi Kürt siyasetini bir yandan aslında rejim içerisinde tutmak ve bunu yani diğer taraftan örgütsel anlamda da güçsüzleşmesi için elinden gelen her türlü şeyi yapmak. Yani polis tutuklama yani on binlerce şu anda cezaevinde olan veya yurt dışında olan HDP üye ve yöneticisi var. Bunun çerçevesinde sürekli bir ötekileştirme stratejisi uygulandı Kürt siyasetine karşı. CHP o dönemden itibaren aslında demokrat bir tavır almış olsaydı daha farklı bir konumda olma imkanımızın olabileceğini düşünüyorum bu seçim üzerinde. Ama son birkaç ay kala böyle utangaç bir şekilde sadece hatırlayalım yani bu Millet İttifakı'nın bir programa açıklanmıştı. Orada aslında verilen sözler bence hani orantılı bir şekilde kayyumların gitmesi, Kürt meselesinin işte çözülmesi. Yani bunlar bence hani baktığınızda perspektif olarak gayet hani aslında umut vaat eden yaklaşımlardı. Kürt seçmende de biraz karşılığını bulmasının aslında sebebi biraz da buydu.
Yani Kılıçdaroğlu'na çok yoğun bir şekilde Kürtler seçimde destek verdiler. Burada belki de en hani açmaz diye görülebilecek nokta şu. Yani ilkeli bir şekilde Kürt siyasetinin ötekileştirilmesine, Kürtlerin ikinci sınıf vatandaş sayılmasına atanan kayyumlar üzerinden itiraz etmek gerekiyor. En temel sebebi de şu, bence şu bağlantıyı görmedikleri için. Yani bu iktidar Kürt coğrafyasında sürekli yeni iktidar teknikleri uyguluyor, deniyor, test ediyor, mükemmelleştiriyor aslında. Yani örneğin kayyum sadece bir Diyarbakır Belediyesi'ne atanmakla kalmıyor aslında. Bir bakıyorsunuz daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne de gelmiş. Sadece belediyelerle... İstanbul Belediyesi de kayyımla tehdit edilir hale gelmiş. Yani mesela CHP'nin bir belediyesine, Urla'ydı galiba. Urla Belediyesi'ne mesela kayyum atandı. Ama orada duruldu yani. Sonuçta Kürt hareketine yönelik uygulanan baskıyla Türkiye'deki genel muhalefete uygulanan baskı aynı oranda değil. Çünkü bunların hani devlet için, iktidar için maliyetleri aslında, baskının maliyeti farklı. Siz bir HDP milletvekilini aldığınızda Kürt kamuoyundan belli bir oranda tepki geliyor ama Türkiye'nin genelinden gelmiyor. CHP vekilini aldığınızda adalet yürüyüşü diye mesela bir aslında karşılık görebiliyorsunuz ve muhalefete bir kan ve can gelebiliyor. Hani hatırlayalım Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği yürüyüşü. Enis Bebroğlu'nun tutuklanması, cezaevinde olması sonucu aslında mobilize edilmişti o hareket. Yani şunu söylemeyen elbette hani uygulanan baskı anlamında bir hani fark var sonucu anlamında. Çok daha rahat bir şekilde Kürt siyasetini baskı ve engellemeyle pasifize edebiliyor hükümet. Ama diğer taraftan orada da yani Kürt coğrafyasında ve Kürt hareketine karşı sürekli yeni baskı ve engelleme taktikleri geliştiriyor. Ve bunları da aslında Kürt coğrafyasından Türkiye sahasına ihraç ediyor. Bu bağlantıyı muhalefet yeterince bence hiçbir zaman görmedi. Ve bu bağlantıyı da görmediğinden dolayı hani sanki böyle Kürt hareketini böyle bir devletin ve iktidarın gördüğü gibi siyasi rejimin çeperinde konumlandırıp Kürt seçmenin desteğini taktiksel anlamda almanın yeterli olabileceğini düşündü. Ama şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Son 3-4 aya bakalım. Yani belki kriz anlarını hatırlamak aslında Türkiye'deki milliyetçilik ve yapısal ırkçılık konusunda bize oldukça fikir verebilir. Şöyle bir iki işlevi var Türkiye'de ırkçılığın. Yani bunu görmedi bence muhalefet. Birincisi şu. Yani Türk toplumu içerisinde çok ciddi ayrımlar ve sorunlar var. Bunu sınıfsal olarak belirleyebiliriz. Yani zengin yoksul ayrımı olarak görebiliriz. Bunu diğer taraftan yani toplumsal cinsiyet ekseninde görebiliriz. Bunu farklı bağlamlarda sürekli bir hani aslında ekonomik krizle beraber yeniden üretilen çatışma sahaları var. Yani ırkçılık, yani hem Suriyelilere hem Kürtlere karşı ırkçılık bu Türk toplumu içerisindeki ayrışmaların soğurulmasında çok önemli bir fonksiyon oynuyor. Yani ırkçılığa çok kategorik ve ilkeli bir şekilde karşı çıkılmadığı için muhalefet tarafından ve bunu da hani sadece 2 güne, 3 aya seçim sürecine sıkıştırarak yapılmasından bahsetmiyorum. Bunun çok programatik ve ilkesel bir şekilde yapılmasından bahsediyorum. Bu birinci işlev görülmedi. İkinci işlev de şu aslında. Bu çatışmaların yani bu potansiyel anlamda ayrışmaların Türk toplumu içerisindeki ayrışmaları ortak bir düşmana işaret ederek aslında bertaraf etme gibi bir yaklaşım söz konusu. Bu dediğim belki çok soyut kalıyordur. Bir örnek çerçevesinde açıklamama müsaade edin. Yani deprem Şubat ayında gerçekleşen depremleri hatırlayalım. Devletin, iktidarın korkunç bir afet yönetimine herkes tanıklık etti. Hala kaç tane insanın yaşamını yitirdiğini bile bilmiyoruz. Bu süreçte hemen ikinci günde yani iktidarın yaptığı şey ve devlet kurumlarıyla beraber bir psikolojik harp operasyonu aslında icra etmek oldu. Hatırlayalım, Suriyeliler hızlı bir şekilde yağmacı ilan edildi. Bunun üstüne sosyal medyada nereden geldiği belli olmayan ama muazzam bombardıman şeklinde dövülen Suriyeli insanlar gördük. Yani bazı hatta İşkenceyle karakolda öldürülenleri gördük. Kesinlikle ve bunun üstüne diğer taraftan da bunu mesela hatırlayalım. Bunu hani ilk adımını kim attı diye baktığınızda aslında Zafer Partisi ve bu ırkçı partiler bu söylemi aslında ana akımlaşmasında ilk adımı attılar. Şimdi mesela o dönemde... Aslında muhalif diyen kanallarda da biz gördük bunu. Ne yazık ki yani muhalif, örneğin ben çok net bir şekilde hatırlıyorum. Shirin Payzen Suriyeli göçmenlerin yağmacılığından şikayet ediyordu. Yani böyle bir mevzunun elbette yani sonuçta hiçbir yerde bir hani deprem sahası, afet sahası
dönüp baktığınızda 99 depremlerinde de o zamanlarda Türkiye'de hani çok ciddi bir göçmenlik olgusu, böyle bir mülteci meselesi yokken halkın yağmacılığı, yani çünkü o hani insanların kendi güvende hissetmediği, bazen sadece ihtiyaçtan dolayı yani aldığı şeyleri yağma olarak nitelendirilmeyeceği de ayrı bir söz konusu, ama sistematik bir şekilde hani bir yağmacılık meselesi tam anlamıyla aslında güvenlik güçleri yoğun bir şekilde oradayken yokken bu konu, böyle bir sorun yaratıldı. Bunun üzerinden de Türk halkı içerisindeki çelişkiler ve ayrışmalar bastırıldı. Herkes devletin ne kadar başarısız olduğunu konuşuyorken ve konuşacakken, toplanan deprem vergilerinin hesabını soracakken, iktidarın ne kadar yani uyguladığı yani inşaat kapitalizminin ne kadar güvencesiz ve yaşamları tehdit eden varoluşsal bir konu olduğunu konuşacakken, bunun önü bıçak gibi kesildi. Yani sonra da mesela şimdi dönüp şunu soruyoruz. Neden işte deprem bölgesinden veya depremzedeler deprem meselesi nedeniyle yeterince tepkisel oy ortaya çıkmadı iktidara? Çünkü bu aslında Türk toplumunun hani gösterebileceği refleksi toplumsal ırkçılık üzerinden sürekli bir kesintiye uğratma. Bunu ortak bir yeni bir düşman yaratarak, bu bazen Suriyeliler bazen Kürtler oluyor. Yani hatırlayalım bütün o afet dönemlerini. İşte orman yangını oluyor. Devletin işte bunu söndürmek için gerekli işte teçhizatı yok. Devletin kurumları çürümüş, içi çökertilmiş. Yolsuzluğun hani bini bin para. Buna rağmen bakıyoruz işte bir yandan sosyal medyada ve farklı yerlerde bazen iktidarın içinden, gazetelerinden işte bu ormanları işte PKK'liler yaktı diye şeyler, söylemler çıkıyor. Çünkü hem yani şu kriz ve aciliyet durumları aslında çok öğretici. Bizim hani siyasetin hani sadece akademik anlamda değil, yani hem halkın hem siyasetçilerin öğrenebileceği çok şey var. Dönüp baktığımızda şunu görüyoruz. Yani bu sadece kriz anlarının ötesinde daha normal, Türkiye'de normal her neyse artık, görece normal zamanlardaki süreçler de aslında bundan çok farklı değil. Yani bizim bu afet yönetimi sürecinde gördüğümüz bu militarist ırkçı koalisyon, bir bakıyorsunuz seçimlerde de karşınıza çıkıyor. Yani bu devlet kurumlarının, özellikle stratejik devlet kurumlarının, bunun içerisinde emniyeti, jandarmayı, istihbarat teşkilatını düşünelim, bunlar iktidardan yana oldukları sürece bu seçimlerin kazanılma ihtimali oldukça düşüktü. Hele de toplumsal bir muhalefete yaslanılmıyorsa. Ve biz aslında kısmen bunun sonuçlarını gördük. Yani şimdi dönüp... Şunu sormak isterim. O toplumsal muhalefet yok. Zaten düzen içi muhalefet partileri de sokaktan çekmeye çalışıyor. HDP de bu baskılarla mücadele etmekten o toplumsal mücadeleyi biraz zayıflatmış görünüyor. Bundan dolayı da eleştiri, öz eleştiri mekanizması işliyor. Ama tüm bu şaibelere, tüm bu baskılara rağmen size göre Kürt illeri sen bizim cumhurbaşkanımız değilsin demiş olmadı mı Recep Tayyip Erdoğan'a? Büyük oranda hani tüm her ne kadar bu sistematik seçim usulsüzlükleri yapılmış olsa da ve seçim sonuçları, elimizdeki sonuçların ne kadar gerçeği temsil ettiğini bilmiyor olsak bile elimizdeki verilerin bu dediğinize işaret ettiğine katılıyorum. Özellikle baktığınızda hani bir uzunca bir listeler sosyal medyada yayınlanıyor, en fazla Kılıçdaroğlu'na oy çıkan iller diye. Yani bunlar buralara baktığımızda yani Kürt siyasi hareketinin biraz seçim sonuçlarına göre geriletilmiş olsa da siyasi hegemonyası birçok ilde aslında devam ediyor. Diyarbakır'dan hani Şırnak'a kadar, Ağrı'ya kadar. Bunu söylemek mümkün. Diğer taraftan da yani tabii ki şunu unutmayalım. Yani HDP'nin birkaç tane özellikle 6-7 senedir çok bir takım yani yapısal açmazları var. Bunlardan bir tanesi Kürt meselesi. HDP ve Emek Özgürlük İttifakı'na birazdan geleyim istiyorum ama şu CHP'yi önce bitirelim. Yani tüm bu iktidarın izin verdiği alanlarda oynama meselesi sonuçta geldi dayandı. Belki de kazanılabilecek seçimi, belki de kazandığı seçimi iktidar ben kazandım diye ilan etti. Şimdi bunu da bilemediğimiz için kesin konuşmayalım istiyorum. Ama sonuçta CHP'nin içinde bir kazan kaynıyor şu anda. O taht savaşları da bunun ürünü değil mi size göre? Yani bu yani şöyle düşünelim, bence daha doğru olur. Yani ortada yani şaibeli olsa da olmasa da ortada bir sonuç var. Evet. Ve muhalefet de bu sonucu meşru kabul ettiği için artık herkes meşruymuş gibi konuşuyor. Artık bunun hani geri dönüşü yok ne yazık ki. Hani ilk tur gecesi verilebilecek bir tepki olabilirdi. Halkı
sandığa daha fazla aslında çekmeye davet eden. Bunun yerine daha çok işte ırkçı gruplarla ittifaklar kurmak üzerine kurmakla vakit kaybedildi ne yazık ki. Belki daha fazla insan kendi kendilerini örgütleyerek aslında ikinci turda müşahit oldular. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar sandıklara sahip olabilmek için. Ama çok kısa sürede yapılabilecek bir iş değildi. Şimdi dönüp hani muhalefetin içerisine baktığımızda bence en önemli konu şu. Kamuoyuna açık, halkı kapsayan, insanların seçmenleri siyasetten soğutmayacak bir şekilde bir kanal açılması gerekiyor. Yani CHP'ye şu anda mesela CHP için bu süreçte muhalefetin daha iyi bir performans sergilemesi için elinden gelen her şeyi neredeyse kendi çapında yapan bir sürü insan var ama bu insanlar kalkıp mesela CHP'ye gittiklerinde bu ana muhalefet partisi ekseninde örgütlenmek, orada var olabilmek için ellerinde bir imkan, kurumsal bir açılım göremiyorlar. Bu aslında bu kanalların olmaması ister istemez Türkiye'deki CHP başta olmak üzere siyasi partilerin kendi içine kapanması, kendi içerisindeki grupların iç tartışmaları içerisinde boğulması sonucunu doğuruyor. O yüzden bu sürecin kendisi sağlıksız olduğundan dolayı, demokratik işlemediğinden dolayı buradan çıkacak sonucun da demokratik anlamda genişletici, muhalefeti büyüten bir sonuca sahip olma ihtimali çok düşük. Yani CHP'nin şu anda yapması gereken aslında yeni bir örgütlenme süreci, kendi yani aktif bir şekilde siyasete katılmak isteyen seçmenlerini bir öz eleştiri çerçevesinde sürecin muhasebesini yapmak adına yeni platformlar, yeni kanallar açarak bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun adı yani halk meclisi mi olur? Bunun sadece mesela daha fazla sahip olduğu şu andaki CHP üye tabanını genişleterek yapmak mı olur? Ama yeni şeyler, yeni yöntemler, yeni metodların denenmesi gerekiyor ki bu süreçte gerçekten hani insanlar kendilerini siyasetin ve kurumların parçası hissetsinler. Çünkü CHP seçmenlerinin çoğunda şu anda sadece siyasi partiye değil her şeye, tüm siyasi kurumlara inancını kaybetme gibi bir sorun var. Yani insanlar siyasetin sesini duymak istemiyorlar. Yani dönüp baktıklarında o kaybetmişlik hissi insanları çok demoralize ediyor. Bunu kırmak ve yıkmak adına çok şey yapılabilir. Bunlar da ne yazık ki bunlar tartışılacağına hala isimler üzerinden sadece adaylar tartışılıyor. İşte İmamoğlu mu başkan olmalı mı, kim olmalı? Yani bu İmamoğlu da başkan olsa bu örgüt ve bu örgütlenme yapısıyla kim olursa olsun başarılı olma ihtimali çok düşük. Yani onu kurmak için belki daha iyi bir aday gelebilir. Kuşkusuz Kılıçdaroğlu'nun yerine. Ama özünde baktığımızda CHP'nin hani daha aslında biraz 90'ların başındaki SP çizgisine kayabilecek demokrat bir yaklaşımı ortaya koymadığı sürece AKP, MHP ve savaş bürokrasisine karşı sahici bir ittifak ve kurma, bunu geliştirme ve büyütmesinin çok mümkün olmadığını düşünüyorum bu noktadan sonra. Bazı şeyler oysa seçimden çok daha önemli değil miydi? Mesela CHP'nin ve Millet İttifakı'nın HDP'nin kendilerine verdiği desteği çok değerli gördüklerini daha doğru bir biçimde anlatıp iktidarın bu Kürt karşıtı politikalarına düşmemesi Millet İttifakı'nın belki seçimleri kaybettirirdi yine de o militarist Türklük sözleşmesi bağlamında ama önümüzdeki süreçte demokratikleşme anlamında çok daha büyük bir mirasa iyi bir yapı taşı koymaz mıydı size göre mesela? Yani evet, yani kaybetmenin de şekilleri var, haklısınız. Yani bir hani siyasi 3-4 aydır hani seçim sürecini düşünelim, hatta 2019 seçimlerine, yerel seçimlerine giderek düşünelim. Bir demokrasi umudu üzerine, bir demokrasi ilkesi üzerine aslında şekillenen bir muhalefet dili gelişti. Kılıçdaroğlu'nun kampanyası, kendi yüzleşmeleri hiç de başarısız değildi. Gayet aslında Türkiye siyasi tarihine önemli notlar düştü. Yani bunları hatırlayacak olursak, yani kaybetmenin bir hani böyle ırkçılarla beraber, Türkiye'deki ırkçılarla beraber poz vererek kaybetmek var. Onlara yaslanan bir kaybediş var. Bir de aslında daha ilkeli demokratik tutumunu koruyarak. Onurlu bir kaybediş. Yani bu ikincisi tercih edilmedi. Bu ikincisi tercih edilmiş olsa bence şu anda hani muhalefette yaşanan bozgun havası, genel anlamda söylüyorum, sadece CHP değil, tüm muhalefet partilerinde bu bozgun havası o kadar yaşanmayacaktı. Belki şu soru sorulacaktı. Biz hani kendimizi bu tuttuğumuz, hani durduğumuz yer doğru
ama kendimizi iyi anlatamadık, yeterince örgütlenemedik. Daha fazla örgütlü güç üretmemiz lazım, halka daha fazla gitmemiz lazım, ona daha çok yaslanmamız lazım. Buraya doğru gidebilecek bir yol vardı. Şu anda aslında bu yapılmadığından dolayı kendi iç tartışmaları içerisinde boğulan ve çok ciddi anlamda manipüle edilen bir tartışma, başta söylediğim üzerine yoğrulan bir süreçten geçiyoruz. Bu şey olabilirdi, yani daha iyi kaybetmek orta vadede muhalefet için hem yerel seçimlerde hem de önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde daha umutlu, daha kolektif, daha katılımcı bir siyasetin önünü açabilirdi aslında muhalefet için. Mesela seçimlerden hemen sonra HDP Parti Meclisi üyesi Avukat Doğan Erbaş'ın gözaltına alınması, şu görüntülerin emniyet tarafından servis edilmesi, bu hukuksuzluğa, bu onursuzluk yaratan görüntülere muhalefet karşı dursaydı ne kaybederdi? Yani artık bence şu anda hani zaten hani yıllar boyunca ilkeli bir şekilde yapılmayan bir yan yana durma durmama siyaseti var. Çok özür dilerim. İlkeli bir şekilde yapılması gereken, yani Kürtlerin demokratik hakkına dair saldırılara karşı durma refleksi ne yazık ki yani yıllar boyunca geliştirilemedi. Şimdi de bunun geliştirilmemesinin temel sebebi bence hala şu, yani başta konuştuğumuz açmazın yeterince görülmemiş olması. Türkiye'de yani sürekli aslında her önemli seçim dönemi bize şunu dayatıyor. Yani Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'nin de demokratik bir, adına devrim mi dersiniz, dönüşüm mü dersiniz, geçiş mi dersiniz, bunun gerçekleşmesi çok zor. Yani Kürt meselesi konusunda Kürt siyasi hareketinin attığı adımların öneminin de farkında olarak bunun geliştirilmesi ve büyütülmesi gerekiyor. Yani her nasıl, yani unutmayalım, yani biraz aslında bir siyasi hegemonya inşa etmek istiyorsanız da bu ancak bu şekilde mümkün. Yani dönüp baktığınızda Erdoğan çözüm sürecinde, hatırlayalım 2013-2015 arasında özellikle, Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları insan mesela şu anda çok böyle hatırladığımızda çok garip ve ilginç gelebilir ama yani ben barış için, yani milliyetçiliği ayaklar altında ezme söylemini hatırlayalım. Yani ben bu yola çıkarken işte gerekirse hani zehir içerim gibi galiba bir ifade. Aldıran zehri içtim. Hani Erdoğan hani bugüne kadar iktidarda kaldıysa aslında çok önemli bir, hani bir yandan da siyasi esneklik gösterebildiği için, geri geldiğinde hani demokratik açılımlardan da korkmadığı için, risk almaktan çekinmeyen bir siyasetçi olduğu için bunları yapabildi. Ama şeye baktığımızda yani bu Türklük, yani militarist Türklük sözleşmesinden ürkmek, korkmak CHP'yi ne yazık ki hani bu refleksleri göstermekten şimdiye kadar alıkoydu. Bundan sonra da alıkoyma ihtimali oldukça yüksek. Eğer ki hani alternatif anlamda Emek ve Özgürlük İttifakı kendi siyasi alanını genişletip büyütemezse. Diğer taraftan CHP'nin bu krizi aslında, bu bence bu çok önemli, Emek ve Özgürlük İttifakı için büyük bir aslında siyasi fırsat da demek. Çünkü kesinlikle muazzam bir şekilde partisinden memnuniyetsiz olan bir CHP seçmeni var ve bu yani alternatifler için hem sağdan hem soldan imkan demek, fırsat demek, büyüme siyasi iddiası. Neredeyse ülkenin %65'i demek aslında, değil mi? Yani belki hani İYİ Parti seçmenlerini bunun dışında tutmakta fayda var. Evet. Ama hani CHP'ye yıllardır oy veren insanların oy verme motivasyonları farklılaşsa da şu anda CHP'ye dair bir inanç kaybı söz konusu. Yani ama diğer taraftan unutmayalım, yani CHP'nin sistem içerisinde kalması, CHP'nin ama böyle hani etkisiz, yeterince etkili olmayan bir aktör olarak kalması Erdoğan'ın, iktidarın çok işine geliyor aslında. Çünkü unutmayalım, yani son 10 yıla baktığınızda Türkiye çok ayaklanmalar gördü. Gizli ayaklanması neden ortaya çıktı diye dönüp baktığımızda birçok sebep sayabiliriz. Ama en temel sebeplerinden bir tanesi halkın, insanların hani CHP'nin muhalefet işlevini yeterince yerine getirmemesi üzerinden aslında gizli ayaklanması şekillendi. Şimdi bir yandan da Erdoğan'ın kurduğu rejim içerisinde CHP'ye biçtiği bir rol de var. CHP'yi tamamen bitirmek isteyen, tasfiye etmek isteyen bir otoriterlik yok Türkiye'de. CHP'yi sistem içerisinde tutan, muhalifleri de sistem içerisinde bu yandan tutan, yani toplumsal mücadeleden koparan bir yerde durmasını istiyor aslında, evet, CHP'nin. O yüzden hani Emek ve Özgürlük İttifakı'yla yeni siyaset düzlemlerinde bir araya gelmesini de istemeyen, ama yer yerde bunu isteyen, ki bunu hani seçimlerde malzeme olarak kullanmak isteyen, böyle çelişkili ama diğer taraftan da
yani oldukça aslında kompleks bir iktidar stratejisiyle karşı karşıyayız. Bu artık yılların bize öğretmesi gereken şöyle bir hakikat var. Bunun kırılabilmesi dönemsel böyle kısa süreli yan yana gelişlerle mümkün olmayacak. Yani ilkeli demokratik siyasetin eşit bir şekilde yürütüldüğü koşullarda mümkün olabilecek gibi görünüyor. Yani o iktidarla ilgili söylediğinizden, o çözüm sürecinden bahsetmenizden mütevellit şunu da eklemek gerekiyor belki. Bu son dönemde de öncesinde de 21 yıllık AKP-MHP iktidarının o kadar çok mahkum edilmesi gereken yönü varken belki de yaptığı en doğru ama sonuca götüremediği en doğru süreç olan çözüm sürecini muhalefet eleştiriyor. Sen niye gittin Oslo'da oturdun? Sen niye Dolmabahçe'de o masayı kurdun? Oysa söylemesi gerektiği yer şurası değil midir? Sen gittin Oslo'da görüştün ama neden sonuca ulaştıramadın? Sen Dolmabahçe'de o masayı kurdun, İmralı'ya heyetler gönderdin, Kandil'e heyetler gönderdin ama neden bu savaşı sona erdiremedin? Biz yapacağız bunu demesi gerekirken sen neden o masaya oturdun diye soru soruyor. Bu sorunun kendisi bile o militarist Türklük Sözleşmesi'nin bir tezahürü belki de. Şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı'na da gelelim istiyorum. TİP'le ilgili, Türkiye İşçi Partisi ile ilgili çok fazla tartışma oldu. Ortak listeyi kabul etmediler. Kendi listeleriyle girdiler. Oysa bu seçim o seçim değil dendi. Çok önemli tarihi bir seçim olduğu için TİP herkesten önce açıklama yaptı. Biz ortak adayı destekleyeceğiz Cumhurbaşkanlığı adaylığında diye. Bu tarihi seçim mecliste niye değildi onların nezdinde? Bunların hiçbiri bilinmiyor. Çok tartışıldı aslında ama hani net bir sonuca ulaşamadı maalesef. Sonuçta da zaten ortak listeyle girilmedi. Bir tarafa göre hala milletvekili kaybına neden oldu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın. Diğer tarafına göre de büyük bir başarı sağlandı. Sosyalistler meclise girdi ve hiçbir milletvekili kaybı da olmadı. Tam tersine HDP ve CHP seçmeni TİP'e oy verseydi, stratejik oylar verilseydi daha fazla milletvekili çıkaracaklardı. Onların açıklamaları da bu yönde. Şimdi bu süreçte tipli yetkililerin açıklamaları vardı. Dediler ki biz mesela Şırnak'ta filan aday çıkarmayacağız. Bu şu anlama geliyordu. HDP'nin varlık nedeni olan Türkiye'lileşme stratejisini yok sayıp, onu yok etmeye çalışıp Kürt illeri sınırlarını hapsetmek. Yani işte Demokratik Bölgeler Partisi ile girin seçimlere %80 %90 oy alırsınız zaten. HDP niye var? Neden bunca bedel ödendi Türkiye'lileşmek için? TİP bunun yanıtını vermiyor mesela. Deniz Poyraz neden öldürüldü bunun yanıtını vermiyor. Sadece diyor ki gitsin onlar Kürt illerinde seçime girsinler. Bu anlaşılıyor. Diğer taraftan da aslında farklı bir noktada durduğu zannedilen ama aynı noktadan itiraz eden bir başka kesim var. Hakikaten Kürt siyasi hareketini provokasyonlarla yok etmeye çalışan bir başka kesim de diyor ki siz niye TİP'le ittifak yaptınız? Emek ve Özgürlük İttifakı ne işe yarıyor? HDP Türkleşmeye başladı. Yeterince Kürdistani davranmıyor diyerek aslında HDP'ye de oy verdiği meçhul olan insanlar var. Dolayısıyla bu iki operasyonun arasında kaldı HDP'de bu seçim sürecinde ve sonucunda. Dediler ki biz bir eleştiri öz eleştiri mekanizması işleteceğiz. Bazı yanlışlıklar oldu, bazı stratejik hatalar yaptık. Bunlardan vazgeçeceğiz ve yenileneceğiz. Bu yenileşme Türkiye siyasetine de yeni bir soluk getirecek. Tip hiçbir yenileşmeden bahsetmiyor. Diyor ki bizim için seçim bir başarıdır. 20 milletvekili alacağız demişti. 4 milletvekili aldı ama başarılı olduk diyor. Emek ve Özgürlük İttifakı da bugün toplandı. Biz şu anda yayını yapıyoruz. Saat 20'de yayınlanacak Türkiye saatiyle. O nedenle izleyicilerimize de söyleyelim. Şu saat itibariyle yani Türkiye saatiyle 18.46 itibariyle henüz Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan bir açıklama gelmemişti. Sizce Emek ve Özgürlük İttifakı yola nasıl devam etmeli? Bu toz duman içinde. Ya bu toz duman içerisinde belki biraz tarihi, yakın tarihi hatırlayarak düşünmekte fayda olabilir. Yani 12 Eylül'de Türkiye ve Türk solu ve Kürt soluna karşı çok korkunç bir şiddet ve işkence dalgası sonrasında aslında iki hareketin seyri oldukça farklılaştı. Yani Kürt hareketi bir yandan hani savaş ve şiddet üzerinden mobilizasyon yaşadı 80'lerde ve 90'larda. 2000'lerde de bunu demokratik siyasete tahvil etti ve sürekli aslında 2015'e kadar büyüyerek devam etti yoluna. Türkiye soluna baktığımızda ise
yani 90'ların başındaki hani SHP girişiminin dışında ne yazık ki tipin aldığı oy oranına ulaşabilen aslında hiçbir Türkiye Sol Partisi olmadı. Ama bu süreç içerisinde şunu gördük. Yani Kürt siyasi hareketinin yaratmış olduğu heyecan 2000'ler, 2010'lu yıllar boyunca yani Türkiye soluyla beraber aslında sol hareketinden farklı farklı bileşenlerle birlikte gerçekleştirildi. Yani bu da Türkiye'deki demokratik siyaset imkanının bir gerçek, bir böyle sadece bir ütopya değil, gerçek olduğuna inanan, olması gereken insanlara en fazla heyecan veren muhtemelen yapılanma oldu. O yüzden baktığınızda hani Türkiye'deki entelektüel kesimler içerisinden çok ciddi destek aldığı, sadece çözüm sürecine sıkıştırarak bunu söylemiyorum. Yani sonrasında hatta hala bugün de. Şimdi bu aslında yıllar içerisinde kurulmuş bir yoldaşlık hissiyatı, fikri ve projesi var. Evet. Türkiye İşçi Partisi'nin seçim boyunca, seçim öncesinde almış olduğu tutum en başta buna hani ben bunu tespit etmeden geleceğe dair hakiki yorumlarda bulunmak mümkün değil. Buna çok ciddi zarar verdiğini söyleyebiliriz. Kürt seçmenlerde şu hani biz birlikte hareket ediyoruz hani kitlesel anlamda Kürt hanilerin önemli bir avantajı var meclise vekil taşıma konusunda. Türkiye solunun taban anlamında böyle bir potansiyeli olmayabilir ama biz onları mecliste taşıma noktasında hani bu şeyden nicelik meselesinden bağımsız bir şekilde nitelik ilkesi üzerinden hareket ederek demokratik ilkelerden yola çıkarak yani mecliste beraber mücadele etmenin kanallarını açıyoruz diye aslında 2007'den 2008'den itibaren çok hani bir üzerine defalarca toplantılar yapılmış, ilke yeri kurulmuş, siyasi altyapısı hazırlanmış çok önemli bir hani tarihi ve çalışması var aslında bu Türkiye'leşme projesinin diyelim. Evet. Şimdi bu Türkiye İşçi Partisi'nin seçim sürecindeki tavrı yani Emek ve Özgürlük İttifakı ne yazık ki biraz hani sakat doğmasını aslında diyelim sebebiyet verdi. Bunun onarılması gerekiyor. Mesela şu bir oradaki ayrım. Mücadele ittifakıyken Emek ve Özgürlük İttifakı bir seçim ittifakına dönüştürüldü. En büyük zarar burada değil mi size göre? Yani bu aslında mücadele ittifakı olarak başladı, haklısınız. Ama seçim ittifakı yani bütün siyasetinizi seçim sonuçlarına hani şöyle diyelim. Yani sistem karşıtı hareketlerden bahsediyoruz. Hem yeşil solun HDP'nin bileşenleri de buna inanıyorlar. Her konuda, programlarda bu doğrultuda. Diğer taraftan Türkiye İşçi Partisi de öyle bir siyasi yelpazeden aslında kitleselleşme ve büyümeye çalışıyor. Şimdi bu noktadan baktığınızda sadece seçimlere endeksli bir şekilde düşünüp tartışmak, konuşmak muhalefeti bir noktadan sonra kitleyen ve daha ileri gitmesini engelleyen bir noktaya doğru götürüyor. Çünkü yani meclisin aslında doğruya doğru, yani meclisin aslında bu verili siyasi koşullarda Erdoğan'ın başkan olduğu, mecliste çoğunluğun Cumhur İttifakı'nın elinde olduğu koşullarda milletvekillerinin işlevi aslında yapabilecekleri hani işler çok sınırlı, doğruya doğru. Yani meclis Türkiye İşçi Partisi'nin hayal ettiği, belki de şöyle bir şey düşünüyorlardı. Kılıçdaroğlu kazanacak, biz kendi vekillerimizle orada daha da aslında sol bir konum alarak hani iktidarı sol bir yerden eleştireceğiz, oradan büyüyeceğiz diye düşünüyorlardı. Bunun artık imkanı yok. Yani Türkiye İşçi Partisi'nin yani görüyoruz, yani zaten haftalardır şu anda cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partili milletvekilinin çıkması için çaba sürdürüyorlar. Bunun başarılı olduğunu düşünüyorum. Can Atalay hukuksuzca anayasaya aykırı biçimde hala cezaevinde tutuluyor mesela. Yani bu örnek de şunu gösteriyor aslında. Yani tamam Can Atalay'ı gerçekten çıkarmak çok önemli. Can Atalay zaten en başından itibaren diğer gezi tutsaklarıyla beraber hiçbir şekilde cezaevinde olmamaları gerekiyordu. Hani bu zaten tartışılacak bir konu da değil. Ama diğer taraftan hani şu anda bunun bile mücadelesini veriyor olmak zorunda kalmak aslında çok şey söylüyor. Yani çok etkili olma ihtimali sınırlı bir muhalefet arenasından bahsediyoruz meclis olarak. Bunun gerisinde kurulması gereken bir toplumsal mücadele ayağı var. Yeni bunu hani halkla buluşmanın yeni platformları gerekiyor. Bunun hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yani sizin bahsetmiş olduğunuz hani Doğan Erbaş üzerinden anlattınız. Bu şu anda sanki sadece Kürt siyasetçileri hedef alıyormuş gibi görünüyor ama diğer taraftan aslında tüm muhalefete hedef alıyor.
ve bu şekilde devam edecek. Yani buna ne karşı bir... Sayın Leyla Güveni ve o dönemki açlık grevlerini hatırlatmakta da fayda var. Aynı hukukçular çok zor koşullarda, hani Diyarbakır'da birçok yerde bir basın açıklamasına bile müsaade edilmeyen koşullarda çok gerçekten çarpıcı bir mücadele örneği ortaya koyarak Leyla Güven'e milletvekili seçilmişti, mazbatasını almıştı ve cezaevinden bırakılmamıştı. Ve hani bu zorlu mücadele, bunun farkındayız kuşkusuz, ama belki de şöyle düşünmek çok daha faydalı önümüzdeki süreç için. Yani bu böyle seçim sürecine dair hızlı bir şekilde değerlendirmeler yapılıp her iki partinin de bence hani toplumsal mücadele ayağını örmek için gerekli hızlı adımlar atması gerekiyor. Yani şöyle mesela biraz dönüp hani belki de burada Türkiye İşçi Partisi'nden konuşurken HDP'nin 6-7 yıldır yapamadığı şeyler üzerine de konuşmakta fayda var. Yani devlet şiddeti ve baskısı nedeniyle aslında Kürt kimliğini sahiplenerek HDP'ye destek veren, çok destek vermeye devam eden çok geniş bir kesim var. Bu kesimlerin artık bence gündelik yaşamındaki sorunlara değen bir siyaset üretmesi gerekiyor artık HDP'nin. Yani daha inşacı bir siyaset diyorum aslında buna. Yani biraz somutlaştırmakta fayda var. Ortada bir abluka var. Bu ablukanın da iki boyutu var. Bir tanesi yani HDP'ye hiçbir koşulda yeşil sola siyaset yaptırmamak. Bunun kırılması için yani Kürt sokağında zırhlı aracın çarpması dolayısıyla ölen bir insanın üzerinden toplumsal tepkiyi geliştirmek, bunu büyütmek de var. Bunun içerisinde yani şu anda Diyarbakır'da işte kuryelik yaparken emeği ciddi oranda sömürülen bir Kürt gencinin ihtiyaçları, talepleri, değişim arzusu da var. Bunun içerisinde yani şu Diyarbakır'da şu anda işte evlerde çalışan temizlik işçilerinin de örgütlenme sorunu var. Yani emek alanına aslında Kürt siyasi hareketinin dönüp tekrardan hani derneklere ve kurumlara sıkıştırılmamış bir şekilde yeni bir yaklaşımla, yeni metotla yaklaşması gerekiyor. Özellikle yeni kuşak Kürt gençleri burada çok önemli. Yani baktığınızda Bingöl'den Şırnak'a, Ağrı'dan Diyarbakır'a Kürt gençleri şu anda ekonomik imkansızlıklar nedeniyle büyük oranda yani Avrupa ve Amerika'ya illegal yollardan çıkmaya çalışıyorlar. Hani kalanlar da işsizlik sürecinde yani genelde TikTok'ta vakit geçirerek bir şekilde yani bu kendi bunalımlarını atlatma sürecindeler, çabası içerisindeler. Yani bir şekilde bu ekonomik adaletsizliğe karşı da Kürt siyasi hareketinin bence yeni bir açılım yapması gerekiyor. Kürtlerin yaşadığı gündelik sorunların belki de barış meselesinin, toplumsal barış meselesinin yeniden tarif edilerek, olgusal anlamda yeniden açılarak, pratik anlamda da yeni mekanizmalı kurularak yola devam edilmesi gerekiyor. Bu şeyi de sağlayabilir diğer taraftan. Yani bir ayrışma momentinin içerisinden geçiyormuşuz gibi birçok bir insanda bir his var seçim sonrasında, başarısızlık sonrasında. Aslında bu bir yandan bunu sadece sonuçta HDP sadece Kürt illerinde değil, Yeşil Sol Türkiye sahasında da diğer sol bileşenleriyle beraber önemli aslında bir mücadele sürecinde zaten. Buralarda da ortaklaşmalar yaratılabilmesi için belki Halkların Demokratik Kongresi'nin yeniden aktif hale getirmesi gerekiyor. Yani siyaseti şeyden hani Ankara'dan biraz çıkarmak gerekiyor bence. Bu çok önemli. Mesela Halkların Demokratik Kongresi, Demokratik Toplum Kongresi, Demokratik Bölgeler Partisi, biz bu kurumların hiç ismini duyamıyoruz. Toplumsal mücadelede varlıklarını çok net göremiyoruz. Bir tabela kurumu haline mi getirildi bunlar baskılar nedeniyle? Baskıların sonucunda yani Kürt muhalefeti mecburen çok daha dikey bir örgütlenme tarzına gitmek zorunda kaldı son 6-7 sene içerisinde. Ama seçim sonuçları gösteriyor ki bunun artık değişmesi gerekiyor. Belki de hem dikey hem yatay bir şekilde yeniden örgütlenme modelleri üzerine düşünmesi gerekiyor. Yani bu benim bahsetmiş olduğum az önceki toplumsal kesimlerin siyaseti, onların dertlerinin, gündelik yaşamlarındaki dertlerin nasıl politize edileceği ve iktidara karşı bunun bu siyasi oluşumların beslenebileceği bir alan haline gelmesi gerekiyor. Şunu kastediyorum, mesela hatırlayalım, yani 2022 Şubat ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam, yani Türkiye'deki ekonomik krizin ağırlığını çok net bir şekilde hissettirdiği bir dönemdi. Türkiye'nin her yerinde işte elektrik zamlarına karşı eylemler yapılıyordu. Kürt illerinde de benzer eylemler gerçekleşti.
CHP çıkıp mesela işte birkaç tane biz bunu mitinglerle devam ettireceğiz deyip o toplumsal muhalefetin önünü bir nevi kesti. Yani o toplumsal enerjiyi kurumsal siyasete kanalize etti ama bunun da ardını getirmedi. Mersin'de yanlış hatırlamıyorsam Kılıçdaroğlu bir miting yaptı, ondan sonra ardı bir şekilde gelmedi. Kürt illerinde de o süreçte hemen hemen her ilde bu ekonomik adaletsizliğe ve eşitsizliğe karşı mitingler gerçekleşti. Mesela HDP bunu da büyütmedi diğer taraftan. Niye hatırlayalım mesela bu yani o 2022 Şubat'tı. 2023 Şubat'ta ne yazık ki depremler gerçekleşti. Kürt coğrafyası muhtemelen yani son 6-7 yıl içerisinde hiçbir dönemde bu kadar büyük bir dayanışma örgütlendiğini aslında görmedi. Diyarbakır'dan yani Hakkari'de ekmek yapıp hani deprem bölgesine Adıyaman'a yollayan Kürt kadınlarından tutalım da Diyarbakır'da hani yeni kuşak Kürt gençliğinin kendi çabalarıyla ve imkanlarıyla yeri geldiğinde kafelerde, yeri geldiğinde işte Diyarbakır Barosu'na destekte bulunarak hani kendiliğinden aslında dayanışma örneği gösteren çok ciddi bir toplumsal muhalefet refleksi sergilendi. Ama i̇şte mesela HDP, bir toplum olunca o yaraların da ne kadar çabuk sarılacağını Diyarbakır bize gösterdi depremler. Mesela bu enerji mesela Şubat ayından bahsediyoruz. 2023 Şubat hani seçimlerin yapıldığı tarihler belli. Bundan yaklaşık 3 ay sonra. Yani neden mesela bu muhalefet enerjisi, bu dayanışma enerjisi seçimlere tam anlamıyla kanalize edilemedi? Demek ki burada hani parti yani Yeşil Sol'un, HDP'nin burada yanlış ve eksik yaptığı bir şey var. Ve bu hani bu yani en dayanışma örneğinin en üst düzeye çıktığı koşullarda bile bunu kapsayamıyorsanız belki de hani öz eleştirinin önemli boyutlarından bir tanesi bu olması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte de yani geleceği artık kesin olan yeni baskı ve engelleme yöntemlerine karşı halka yaslanmaktan başka yeni platformlar, kanallar açmaktan ve biraz da yatay örgütlenmeye aslında üzerine kafa yormak dışında aslında çok fazla bir seçenek yok. Aksi halde bu partiler hani hem sadece HDP için söylemiyorum. Türkiye İşçi Partisi'de, HDP'de, CHP'de muazzam bir şekilde büyümüş bir polis devletine karşı etkili muhalefet ortaya koymakta çok ciddi zorlanacaklar halka yaslanmamaları durumunda. Çünkü başka aslında gidebilecekleri, başvurabilecekleri toplumsal ve sembolik güç üretebilecekleri başka bir alan kalmadı diyebiliriz bu koşullarda. Çok doğru. Şimdi vaktimiz de o kadar azaldı ki aslında benim konuşmak istediğim bu yerel seçim meselesi de vardı ama sizden söz alayım. Önümüzdeki dönemde konuşalım bunu mutlaka. Yeni kabineye gelelim istiyorum. Yeni diyoruz ama yeni midir gerçekten bu kabine? Hakikaten iktidar kendini çok yenileyerek hızlı bir biçimde süratle yeniden var ediyor. Kabinesini oluşturuyor, ziyaretlerini yapıyor ama muhalefet hala işte o mu oldu, bu mu oldu? CHP içinde tas savaşları, HDP, Emek ve Özgürlük İttifakı içinde TİP'le HDP arasında ortak liste miydi derken hala başka türlü bir şey yapıyor ama iktidar öyle değil. Her şeyiyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü uçakta konuşmuş. Bir yanlışlık yapmayayım diye okuyarak söyleyeceğim size de izleyicilere de. Daha çok bunun ekonomiyle ilgili sözü öne çıkarıldı. Mehmet Şimşek işte bir politik uygulayacak, biz hala kararımızda ısrar ediyoruz. Faizden bahsediyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç diye uydurulmuş bilime aykırı bir ekonomi modeli vardı. Bundan bahsediyor aslında. Ama Mehmet Şimşek de kendi politikasını uygulayacak gibi bir şey söylemiş. Orası da muğlak. Herkes bunu öne çıkardı ama orada bir ifade var. Özellikle İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili. Orada diyor ki biz operasyonlarımızı, saldırılarımızı sınır ötesinden bahsediyor. Çünkü her gün Irak-Kürdistan Federe Bölgesi'ne, çünkü her gün Kuzey ve Doğu Suriye'ye saldırılar yapılıyor Türkiye tarafından. O taraftan Türkiye'ye gelen herhangi bir saldırı olmaksızın yapılıyor üstelik bütün bunlar. Diyor ki biz buradaki operasyonlarımızı anayasayla, yasayla mı yapıyoruz? Ne var yani anayasaya, yasaya uymak ne demek? İsveç'te gitsin kendi ülkesinde gösteri yapan insanlara anayasayla, yasayla değil, gitsin saldırsın. Dolayısıyla onların bu anayasal hakkını kullanmasını böyle saldırılarla engellesin. Biz böyle yapıyoruz diyor. Yani
şantaj diplomasisi uygulayan Türkiye, uzun süredir böyle bir diplomasi biçimi var Türkiye'nin, biliyorsunuz. Şantaj diplomasisi uyguluyor. Ya gözaltına alıyor ya hapse atıyor herhangi bir ülke vatandaşını, böylelikle şantaj yapıyor. Ya da kendisine bağlı bir durumda bir şantajla başka istediği meselelerin yerine getirilmesini istiyor. Mesela İsveç'in NATO üyeliğinde belki de Suriye'de durumun değişmesine yönelik bir şantaj yapıyor. Ya da F-16'ların alınması ile ilgili şantaj yapıyor. Bir şantaj durumu var. Bunun yanı sıra da kendi hukuksuzluğunu, kendi anayasaya uymazlığını ihraç da etmek istiyor Avrupa'ya. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözlerini? Hatta itirafını, biz anayasaya, yasaya aykırı bir biçimde bu operasyonları yapıyoruz demiyor mu size göre? Yani zaten ya sırf sadece oturup, yani Türkiye'nin kullandığı insansız hava araçlarıyla, silahlı insansız hava araçlarıyla öldürülen insanların listesine baktığınızda, yani son 6 yıl, 7 yıl içerisinde Irak'ta, Suriye'de bir sürü, hani velev ki hani savaşçı olarak nitelendirdiği kişilerin öldürülmesini kendi perspektifinden meşru olarak görsün, bir sürü sivil insan öldürüyor ve hani bu saldırılar sonucunda. Yani hukuksuz olduğu, savaş suçu işlendiğine dair elimizde çok sayıda aslında veri var. Bunu bir yana bırakarak şunu altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın bence seçimi kazanmasında çok önemli rol oynayan bir savaş bürokrasisi gerçekliği vardı. Bu savaş bürokrasisi derken adını tam koymakta fayda var. Bunun içerisinde istihbarat kurumları var, bunun içerisinde ordu var, emniyet var kuşkusuz. Bu ittifak 2015-16'dan bu yana Türkiye'ye dair yeni bir vizyon, yeni bir perspektif çizdi. Bunu yaparken de çok militarist bir yeni bir dış politika doktrini tanımladı. Türkiye'nin diğer taraftan hani bir nevi aslında İsrail'i de model alarak ne yazık ki Orta Doğu'da yeni bir anlayış, yeni bir perspektif ve politik ekonomisi olan bir yaklaşımla bunu yapmaya çalıştı. Yani nedir bu? Devleti demiyor muydu İsrail'e mesela? Yani İsrail'e bakın, mesela İsrail'in ekonomik büyüme modeli içerisinde işte savunma sanayinin çok önemli bir rol oynadığını görürsünüz. Yani otoriter bir militarist bürokrasi orada var ve bu da diğer taraftan devletin çeperinde geliştirmiş olan şirketler üzerinden, savunma sanayi şirketleri üzerinden yapılıyor. Türkiye'de aslında orta düzeyde bir güç olarak benzer bir strateji deniyor. Yani İsrail kadar başarılı olmadığı çok açık ama ortada büyük bir denenmekte olan bir proje olduğu da çok söylenebilir. Yani bu sadece, yani baktığınızda son 20 yılda savunma sanayi alanındaki şirketlerin sayısı artık 5000'in üzerine çıkmış. Yani diğer taraftan 12 milyar doların üzerinde cirosu var. Yani kendi kendisini üreten bir savaş bürokrasisi ve kompleksinden aslında bahsedebiliriz. Yani savaştan para kazanmanın aslında Türkiye'nin uyguladığı politikalara paralel bir şekilde mümkün olduğuna dair bir inanç var ve bu proje, bu strateji de ısrarla uygulanıyor. Burada Kürt meselesinin bence çok stratejik bir rolü var. Bir, hani Kürtleri ve Rojava'daki geliştirilen özellik projesini varoluşsal bir tehdit olarak görüyor kendisine. Ama diğer taraftan bence biz, hani bu çok konuşulan boyutu, hani yapısal ırkçılıkla da alakalı elbette, az konuşulan boyutu da şu: Kürt meselesini araçsal anlamda da kullanıyor aslında Türk devletinin yeni otoriterleşme perspektifi. Yani Kürt meselesinin varlığı üzerinden militarizmi meşrulaştırıyor, ırkçılığı meşrulaştırıyor. Diğer taraftan bu askeri endüstriyel bürokratik kompleksi daha da büyütmenin bir aracı, bir aslında basamak noktası olarak bunu kullanıyor. Bir bakıyorsunuz aslında birçok yerde Ukrayna'ya da silah satan, diğer taraftan işte Kuzey Afrika ülkelerine de işte silah satan, buralardaki genişlemeci politikalarını da aslında bu kurduğu yeni mekanizma üzerinden meşrulaştıran bir yeni bir anlayışla, yeni perspektifle karşı karşıyayız. O yüzden hani yeni kabineye baktığımızda bu savaş bürokrasisinin temsilcilerinin önemli bir rol aldığını görüyoruz. Yani Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olması, ondan sonra yani Teknoloji Bakanlığı'na getirilen kişi doğrudan aslında neredeyse yine bu savaş bürokrasisi içerisinden sayılabilecek isimlerden. Aselsan. Aselsan'dan geliyor. Diğer taraftan yani İçişleri Bakanı doğrudan bürokrasinin içerisinden geliyor. Yani seçilmemiş insanların Türkiye'nin
hem içeride hem dışarıda uyguladığı müdahalist politikalar. Çok pardon, savunma sanayi başkanlığına getirdiği Aselsan'dan genel müdürdü. Şimdi yanlış bilgi de vermeyelim. Teknoloji evet. Bakanı da yine bir bürokratlar zinciri oluşturdu sanki. Ben de şu anda isimleri tam hatırlayamadım ama hani 4 tane yani savunma, içişleri, sanayi, teknoloji ve dışişleri bakanlığı, bu 4 bakanlık tam anlamıyla hani savaş bürokrasisi içerisinden gelen isimlerden veya bürokrasi içerisinden gelen isimlerden oluşuyor. Bu şu anlama geliyor aslında, daha toparlayacak olursak. Yeni bir aslında önümüzdeki 5 sene boyunca Türkiye'nin dışarıda ve içeride hani bir yandan polis devletinin varlığına daha fazla yaslanacağı, yani zaten hızlı bir şekilde gördük, Şırnak'ta her yerde ciddi anlamda tutuklamalar var. Doğan Erbaş'ın gözaltına alınma biçimini, bunu servis edilme biçiminden de siz bahsettiniz. İçeride polis devletine yaslanan, dışarıda da orduya, istihbarat kurumuna daha fazla yaslanan ve aslında yani Kürt hareketinin silahlı kanadını tamamen önümüzdeki 5 sene içerisinde bitirmeyi kendisine en temel stratejik hedef olarak gören yeni bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Yani bu hedef her zaman vardı ama bunun önünde büyük engeller de vardı. Bence burada şuna dikkat etmek lazım. Yani bir nevi Erdoğan bu yeni kabineyle beraber şunu da bir siyasi restorasyon yaptı. Herkes ekonomi alanında yapılan restorasyonu konuşuyor aslında. Yeni politikada dümen kırma ihtimalini, batıdan daha fazla ekonomik destek görmek anlamında. Ama bir nevi aslında Türkiye'nin yakın siyasi tarihine baktığınızda böyle 96-99 arasında Türk ordusunun gerçekleştirdiği siyasi restorasyona benzer bir restorasyon sürecinden geçiyoruz. Yani çünkü hani olağanüstü siyaset biçimlerini belli bir noktaya kadar sürdürebiliyorsunuz. Yani bunun içerisinde bir sürü devlet içerisinde gruplaşmalar, klikleşmeler ortaya çıkıyor. Yani Süleyman Soylu'nun mesela tasfiye edilmesi, yine ordu bünyesinde kendince bir nevi aslında özerk otonom güç alanları yaratmaya çalışan Hulusi Akar'ın aslında tasfiye edilmiş olması. Bunlar hiçbir tesadüf değil. Bunlar bir nevi aslında hem Erdoğan ve savaş bürokrasisi ittifakına diyelim ayak bağı olabilecek, sorun yaratabilecek, yani gruplaşmalarla ve klikleşmelerle stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek aslında aktörler olarak da görülebilirdi. Her ne kadar bunlarla zihniyet anlamda bir fark olmasa da iktidarla bu tasfiye edilen isimler arasında. Ama bir şekilde aslında şeyi görüyoruz. Yani bu devletin yeni bir iktidarın aynı zamanda yeni bir siyasi restorasyon sürecine girdiğini görüyoruz. Bu sürecin içerisinde hani militarizm ve aslında başından itibaren konuştuğumuz yapısal ırkçılık üzerinden de meşrulaştırılan bir militarizm yeni sürecin bence en temel belirlenenlerinden biri olacak. Dış politikaya baktığımızda Erdoğan olabildiğince hani Batı'ya karşı işte İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için olabildiğince bu süreci uzatacak. F-16'ların modernize edilmesi için alınması gereken paketler konusunda alabildiğince çok almaya çalışacak. Geri geldiğinde bunu Rojava'da işgal için destek anlamında kullanacak. Yani bu savaş bürokrasisinin çalışması gerekiyor bir yandan ama diğer taraftan da hani kendi büyüme ilkeleri çerçevesinde söylüyorum bunu. Yani onların düşünme biçimi anlamında söylüyorum. Türkiye'nin hani daha fazla savaş, daha fazla militarizmle aslında hem içeride hem dışarıda devletin kontrol alanlarının genişlediği, devlet içerisindeki stratejik kurumların yani iktidar sahasında görece arttığı bir süreçten aslında bahsediyoruz. Yani hep Erdoğan üzerinden konuşuyoruz ama yani bu kurumların kendi görece iktidarı da aslında bu süreç içerisinde arttı ve kabinede olmalarının aslında temel sebebi de bu. Yani bu savaş bürokrasisi hep böyle hani Erdoğan'ın böyle bir kadiri mutlak bir figür gibi resmedilmesi de aslında doğru değil. Erdoğan bu kurumlarla iktidarı aslında paylaşıyor ve onlara bağımlı. Seçimi onların desteğiyle aslında bir nevi kazanmış durumda. Yola da onlarla yürüyor ve bir nevi bu kurumların etkinliğinin önümüzdeki zamanla süreçte daha fazla artacağı bir dönemden aslında geçiyoruz. O yüzden hani yeni bir aslında Türkiye'deki otoriterleşmenin yeni bir safhasından da bahsedebiliriz bu noktada.
Bunu mutlaka bir sonraki yayında konuşalım. Çünkü bu çok açılması gereken bir şey ve o figürleri tek tek ele alıp belki de değerlendirmek gerekiyor. Ve Erdoğan iktidarı hangi kesimlerden oluşuyor ve bu büyük resim bize ne gösteriyor? Şimdi al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha diye bir videosu vardı. Bu çok gösteriliyordu. Bu kabinede de 4 Kürt bakan olunca yeni bir çözüm süreci mi başlıyor, Kürtlerle başka bir süreç mi yaşanacak filan deniyordu. Siz bu fikirde değilsiniz anladığım kadarıyla. Yani değilim. En temelde de şundan dolayı, yani önümüzdeki süreçte son 6-7 yıl boyunca devletin uyguladığı, yani Kürt illerini bir iç savaş düzlemi olarak görüyor iktidar ve devlet. Burada attığı her adımı da aslında Kürt siyasi hareketin hegemonyasını kırmak amacıyla atıyor birinci anlamda. Ve 6-7 sene içerisinde bir ödül ve ceza sistemi aslında kurulmuş durumda. Yani Türkiye'nin diğer illerinden yapısı anlamda Kürt coğrafyasını farklılaştıran da bu. Yani bir iş adamının siyasi konumu ve pozisyonu onun yani aldığı krediden tutalım da devletten alabileceği her imkanı belirliyor. Yoksul bir insanın yaşamını, siyasi konumu ve pozisyonu ciddi bir şekilde belirliyor. Buradan şuraya doğru varmaya çalışıyorum. Yani 6-7 yıl boyunca çok ciddi baskılara ve tecrit politikalarına rağmen istediği anlamda aslında Kürt siyasi hareketinin hegemonyasını kırabilmiş değil iktidar. Tabii. Bunun bir temel sebebi de yani AKP'nin devletle neredeyse eşit görülüyor olması. Bunun için de aslında Hüdapar açılımını da bunun içerisine yerleştirmek gerekiyor. Hüdapar ki 90'larda yani 90'ların hafızasıyla aslında var olan bir Kürt toplumundan bahsediyoruz. Yani insan yani vahşetlerini teker teker hatırlatmaya gerek yok ama bir meşruiyet sorunu olan bir siyasi aktör. Hani Kürt muhafazakar seçmenleri bir nevi HDP'nin yörüngesinden koparmak amacıyla Hüdapar'a yeni bir hani meşruiyet alanı ve imkanı aslında tanımış oldu devlet bu şekilde. AKP'nin kendi siyasi sınırlarının farkında olarak daha fazla bu hani bu HDP'yi daha da zayıflatmak adına. O yüzden hani bu şey devam ediyor. Yani siyaset mecrasını aslında bir savaş alanı ve düzlemi gibi gören bir iktidar var. Kürt coğrafyasında bu kat be kat daha fazla. Bu doğrultuda baktığımızda hani Kürt siyasi hareketini zayıflatmak, onun toplumsal anlamında meşruiyetini daha da aşağı çekmek için iktidarın elinden gelen her şeyi hem içeride hem dışarıda yapacağını düşünüyorum. Hüdapar da bunun bir parçası. Diğer taraftan Kürt hani sağcılığını da geliştirmek için birçok hamlede bulunuldu 6-7 yıl içerisinde. İslam dinini araçsal olarak kullanıp Kürtleri daha da muhafazakar yollara sevk etmek için de devlet her türlü imkanı seferber ediyor. Ama bunu henüz bir siyasi anlamda bir skora tahvil edebilmiş değil. Yani Hüdaparlar aslında 2016'da kayyumlar atandığından bu yana boşalan kadroların içerisine giriyorlardı. Belediyede, devlet kurumlarında çalışıyorlardı. Bu seçim süreci bir nevi bu de facto İttifakın aslında imzaya dökülmesi olarak da okunmalı. Bundan sonra gidilecek yol da aslında Hüdapar'ın olabildiğince hani Kürt seçmen içerisinde daha fazla yani normal, görece normal dönemlerde daha fazla Kürtlerden destek devşirdiği, daha zor zamanlarda da devletin imdadına yetişebilecek yani provokasyonlarda, paramiliterleşme hamlelerinde, isyan kontrolü tırnak içerisinde süreçlerinde imdadına yetişebilecek bir yeni bir yapı aslında düşünülüyor devlet tarafından. Süleyman Soylu açıklamıştı ya, önümüzdeki 10 yılda daha iyi anlaşılacak Hüdapar'la yan yana oluşumuz. Çünkü bu sayısal bir durum değil. Kimse buna bakmasın. Bunun çok daha derin anlamları var diye. Yani bu Süleyman Soylu tabii ki hani çok şey söyledi. O yüzden ne kadarı nereye tekabül ediyor anlamak çok da kolay değil aslında. Ama hani tasfiye edilmiş bir aktörün sözlerinden ziyade yani iktidarın Hüdapar'a biçtiği role baktığımızda, hani sahaya baktığınızda zaten Süleyman Soylu'nun söylediğinden bağımsız şekilde yani bütün neredeyse devlet kurumlarının içerisinde veya bir şekilde önem verilen, kaynak aktarılan, yani şöyle düşünelim, Kürt HDP'nin belediyelerinde uzun bir süre boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği için kurumlar vardı, bunlar çalışıyorlardı. Bu kurumların kayyumlar geldikten sonra kapatılıp yani İslam dini eğitimi verilen Kur'an-ı Kerim kurslarına dönüştürüldüğü bir süreci görüyoruz. Yani bunlarda da sadece Hüdapar değil aslında. Kürt coğrafyasındaki bütün İslami kolektiflere, cemaat yapılara muazzam bir şekilde imkan ve kaynaklar tanıyan bir devlet politikası var.
Yani sadece Hüdapar üzerinden de sıkıştırarak da anlayamayız. Bu bir yeni devlet stratejisi. 2016'dan bu yana çok yoğun bir şekilde yürürlüğe konan bir taktik, strateji. Ve bu şekilde Kürt coğrafyasını daha da muhafazakarlaştırarak, İslamcılaştırarak devlete biat etmiş insanlar yaratmak anlamında bir toplumsal mühendislik adımı olarak görmek gerekiyor. Evet. Sayın Harun Ercan, o kadar çok konumuz yarım kaldı ki mutlaka tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Bu akşam Gel Konuşalım'ın konuğu akademisyen Harun Ercan'dı. Sayın Ercan'la siyasetin sosyolojisini, seçim dönemini, sonuçlarını, partilere etkilerini ve yeni kabinenin şifrelerini konuştuk. İyi akşamlar.